Merhabalar. Meraklısına sorular serisinin 3. sorusunun cevabıyla karşınızdayım. Yani ödüllü sorunun cevabı. Herkes bir merakla bekliyordu. Aslında merakla beklenen şey cevaptan çok anladığım kadarıyla ödüllerin sahibi. Birçoğunuz görmüşsünüz. İşin doğrusu bu beni daha da mutlu etti. Yani bu evet çok meşhur bir soru. Putnam sınavında çıkan. Zaten bu sorunun sorulduğu yerle ilgili ve çözümüyle ilgili yabancı bir matematik kanalından esinlenerek sorduğum soruyu. Onun linkini de aşağı vereceğim. Fakat bugün bu soruyu o videodaki gibi çözmeyeceğim. Daha farklı bir çözüm getireceğim. Günümüzde düşünce alışkanlığı kaybedilmiş bir alışkanlık. Eğer birazcık bunun pratiğini yapabilirsek beraber ne mutlu bana. Ödül olayı, çekiliş olayı, bu isimleri çok sevmiyorum ama mümkün olduğunca gücüm yettiğince kitap hediye etmek istiyorum. Şimdi geçelim isterseniz soruya ve hemen ardından cevabına. Sorumuz diyordu ki bir çember üzerinde alınan herhangi 3 noktadan, çember idare eder bu arada, çember üzerinde aldığım herhangi bir 3 nokta ile oluşturduğum üçgen çemberin merkezini içerir mi? Bununla ilgili epey bir çizim yapmış olmalısınız. Birçok çizimden sonra, şimdi farz edelim ki çemberin merkezi burası olsun. Farklı üçgenler çizelim. Tabii ki merkez kenar üstünde olmayacaktı, bundan bahsetmiştik. Bir tane daha üçgen çizelim. Bu çizimleri sıklaştırdıkça karşımıza şöyle bir sonuç çıkacak. Üçgen dik açıysa mutlaka merkez hipotenüsün üstünde olacak, yani bir kenarın üstünde olacak. Üçgen eğer geniş açıysa çapın gördüğü yerden daha büyük bir yay gördüğü için 90 dereceden daha büyük olmak zorunda. Yani geniş açılı olacak. Merkez kesinlikle içeremeyecek. Çemberin merkezini içeren üçgen çeşidimiz mecburen dar açılı üçgenler olacak. Hatta biraz daha incelerseniz eğer çember içinde çizdiğim herhangi dar açılı bir üçgenin merkezi içermeme durumu olmadığını görürsünüz. Şimdi o zaman aradığım şey çember içinde çizdiğim üçgenin dar açılı üçgen olması. Yani dar açılı üçgen olmasından kasıt iç açıların her birinin 90 dereceden küçük olması. O zaman bir adet dar açılı üçgen çizelim. Ve bunu birazcık inceleyelim. A, B, C. Burası alfa, beta, teta açısı olsun. İlk olarak bildiğim verilerimizi bir yazalım, not edelim. Alfa küçüktür 90 derece, beta küçüktür 90 derece, teta küçüktür 90 derece. Aynı şekilde teta eşittir 180 eksi alfa eksi betadır. O zaman bunu yerine yazalım burada. Buradan nasıl bir sonuç elde ederim? 180 derece eksi alfa eksi beta küçüktür 90 derece. Aynı şekilde 90 derece küçük olmalı alfa artı betadan. Güzel. Bu önemli. Bu bir. İkincisi, alfa artı betanın da 180'den küçük olması gerekir. Yani alfa artı beta küçüktür 180 derece. Şimdi bu bilgileri kullanarak hesabımıza başlayalım. Bu hesabı koordinat sistemi yardımıyla da yapabiliriz. Burada x, y, x'i alfa olarak alalım, y'yi de beta olarak alalım. Bir taraftan bu verileri birer doğru denklemi gibi düşünebiliriz. Hemen bir grafik çizelim. Aradığım özellikleri sağlayan bölgenin alanını bulursam tüm alanı oranlayıp istediğim olasılığa ulaşabilirim. Şimdi aradığım özellikler. Öncelikle alfa artı beta küçük 180 dereceymiş. Biz bunu x artı y eşittir 180 şeklinde bir denklemin, doğru denkleminin grafiği olarak düşünebiliriz. X yerine 0 verdiğimizde y 180, y yerine 0 verdiğimizde x 180. Yani bu doğrunun grafiği şöyle bir şey olacak. Güzel. Daha sonra şunu kullandık. Fakat şöyle düşünün. Alfa artı beta 180 demişti. Yani aradığım şey aslında x artı y'nin 180'den küçük olduğu kısımlardır. O zaman bu doğrunun altında kalan bölgedir. Daha sonra neye ihtiyacım var? Alfa küçük 90, hatta alfa artı 90 küçük alfa artı beta. Yani şöyle diyebiliriz.
90 küçük x artı y şeklinde düşünebiliriz. Öncelikle 90 eşittir x artı y gibi düşünün. Grafiğini çizecek olursam doğru şu şekilde karşımıza çıkacaktır. Daha sonra alfa küçük 90, x küçük 90 diyeceğiz ve y küçük 90 diyeceğiz. Alfa küçük 90 demek, daha doğrusu x küçük 90 demek şurası olur. Bu doğrunun solunda kalan bölgedir. Aynı şekilde y küçük 90 şu doğrunun altında kalan bölgedir. Şimdi bu verilerin belirttiği bölge. Öncelikle bakalım x artı y küçük 180. Yani bu doğru grafiğin altında kalan bölge. 90 küçük x artı y. O zaman şu iki doğru arasında kalan bölge. X küçük 90 aynı şekilde bu doğrunun solunda kalan. Y küçük 90 şu doğrunun altında kalan bölge. Yani aradığımız bölge şurasıdır. O zaman dikkat edecek olursak bu alan S ise burası da S'tir. Burası da S'tir ve hatta burası da S'tir. Bütün alan 4S, aradığım bölgenin alanı S. Yani S bölü 4S'ten cevabımız 1 bölü 4'tür. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi isterseniz çekilişe geçelim. Evet, şimdi çekilişi gönderilen mailler üzerinden yapacağım. 212 tane doğru cevabımız var. Bunun yanında 310 adet de yanlış cevap ya da boş mail var. Bunlar üzerinden ayrı ayrı iki çekiliş yapacağız. Burada sayılardan hani 8 adet doğru bilenler arasından 4 adet boş mailler arasından çekiliş yapacağız. Bu da mail sırasına göre olacak. Yani şuradan bir sayılarla kura çekme sitesi vardı. Hemen önce kazanan talihliler için bir çekiliş yapalım. Çekiliş numarası 1'den hemen şöyle bir yerle kamerayı tutuyorum. 212'ye kadar. Evet, şimdi kuramızı çekelim. Kazanacak kişi sayısı 8 diyelim. Kura çek. Belirtiliyor. İlk kazanan 41. İlk kişiyi, ilk kişinin adını belirteceğim. Geri kalanları da şey yapacağım. Açıklama kısmında kazananların isim veya sadece rumuz mail adresi varsa onları belirteceğim. Ama ilk olarak çekilişi kazanan 41 numaralı mail adresinin sahibine bir bakalım kimmiş. Şu neredesin? Bakalım doğru mu? Evet, 41. kişi. 212, 41. kimmiş? Şöyle düzeltelim. Çözüm ektedir. Kolay gelsin. Selamlar. Ozan Günüz. İlk kazananımız Ozan Günüz. Nereden? Şehir yok. Tamam, Sabancı Üniversitesi'ymiş. Oo. Şimdi diğer çekiliş sonuçlarını tek tek bulup açıklama kısmında belirteceğim. Şimdiden hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Umarım kitaplarla güzel vakitler geçirirsiniz. Çekiliş sonunda kitap gönderilecek isimlere mail yoluyla ulaşıp ayrıntılı bilgi verilecektir. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Okay.